deniz spor taraftarı, denizlik, değerli denizli kamuoyu ve sayın basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu açıklamayı deniz sporu yitirmemek adına yapıyoruz. Kulübün mevcut durumuyla alakalı çok büyük bir bilinmezlik içindeyiz. Bir sonraki günü dahi tahmin etmekte güçlük çekiyoruz. Varoluş sebebimiz olan deniz sporumuzun gözlerimiz önünde yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Kulüp başkanımızın çok acil bir şekilde takımın güncel durumunu ve önümüzdeki sezon hakkında açıklamalar yaparak kamuoyunu bilgilendirmesini istiyoruz. Deniz spor kimsenin şahsi hırslarını tatmin edeceği bir yer olmamıştır ve olmayacaktır. Denizli spor, Denizli şehrinin en büyük markasıdır ve sahibidir. Sahibi de Denizli halkıdır. Mevcut futbol piyasası göz önünde bulundurulduğunda şirketleşmeyen kulüplerin ayakta kalmalarının ne kadar güç olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Hele ki bu kadar dürüst yöneticilerin olduğu bir ortamda şirketleşmeyen kulüplerin ayakta kalması haklı sayılır şekilde güçleşmiştir. Başkana ve yönetim kuruluna soruyoruz. Geçtiğimiz sezon Yukatel firmasının takımı şirketleştirme girişiminde olduğu yönetim tarafından reddedildiği doğru mudur? Eğer reddedildiyse hangi sebeplerle reddedilmiştir? Bu sezon bahsi geçen İngiliz kaynaklı firmayla şirketleşme için görüşüldüğü doğru mudur? Doğruysa ayrıntıları nelerdir? Geçtiğimiz sezondan bu yana verilen transfer yasağının kaldırılacağı sözü niye tutulmamıştır? Neye dayanarak bu söz verilmiştir, tutulmadıysa buna neden olan nedir? Transfer yasağının kaldırılmadığı takdirde kulübün tepe taklak gideceği aşikarken neden Denizli halkına umut satıldı? Şayet yönetimin bunu yapacak gücü yoksa niye insanlara hayal satıldı? Denizli kamuoyunun yanıltılırken ne ele geçirmek istendi? Profesyonel liglerin en zorlularının arasında başı çeken ikinci ligde bu şartlar altında mücadele edebilecek miyiz? Bize kalırsa çok zor. Ancak eğer ligde kalınırsa bu büyük deniz spor camiası için bu başarı sayılacak mıdır? Transfer yasağımız bulunmasına rağmen altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularla sözleşme yapılmasının unutulmasıyla bu futbolcuların başka kulüplere bedavaya gitmesi hangi mantıkla izah edilebilir? Bu hareket iş bilmezlik değil de nedir? Bunu yapanlar utanıyorlar mı? Merak içindeyiz. Tüm bu karamsar tablonun içinde bu tabloya sebep olan yöneticilerin tek derdi koltuk mudur? Şayet öyleyse bilelim ve takımın sahipleri olarak biz de bu şartlara göre bir reaksiyon alalım. Sorduğumuz sorular ve güncel konular hakkında çok acil açıklama bekliyoruz. Ya üzerine düşeni eksiksiz yapın ya da kulübün önünü açın. Deniz Spor bugüne kadar hep tarih yazmıştır. Bugünden sonra da tarih yazacaktır. Ama Deniz Spor asla tarihi olmayacaktır. Teşekkür ediyorum. Bizim asıl sorunumuz yönetimin, asıl buradaki taraftarın beklentisi yönetimin hiçbir konuda, hiçbir sosyal ya da bir basın toplantısıyla şehre bir mesaj verememesi. 2,5-3 yıl önce bu takım 17 bin kişi oynuyordu burada. Biletler 15 dakikada tükeniyordu. Şimdi 500 kişiye bile sattığımızda seviniyoruz. Yani bu utanç bu şehre bence çok fazla. Ya yönetim sezon bittiğinden beri sessiz kaldı birçok konuda. Bir belirsizlik var. Bizim aldığımız duyumlara göre tesislere giden yönetici olmuyormuş, yokmuş. Efendime söyleyeyim, tesislerde gencecik kendi çocuklarımıza dahi yemek verilmediği söyleniyor. Bugüne kadar gelmesi gereken teknik direktör Bülent Ertuğrul sanki böyle ihale Bülent Hoca'ya kalmış gibi bir durum söz konusu. Bütün şehrin yükünü biz bir adama sırtlamış vaziyetteyiz. Bülent Ertuğrul kendi cebinden hiçbir para almadan yardımcılarıyla birlikte şu anda şehrin en büyük markasına sahip çıkmaya çalışıyor. Yani onun yalnız bırakılması gerçekten acı bir durum. Yönetimin hiçbir şekilde açıklama yapmaması çok kötü bir durum. Yani artık bu sessizliğin bozulmasını istiyoruz. Şayet yönetim hani oturduğu ortamda var olarak gözüküp hiçbir şey yapmayacaksa bıraksın gitsin, kongre kararı alınsın. Mutlaka Deniz Spor sahipsiz kalmayacaktır. Biz birilerinin er ya da geç geleceğini düşünüyoruz. Yani bugün baktığımızda Deniz Spor tarihi boyunca bu lige hiç düşmedi ama bu duruma da hiç düşmedi. Deniz Spor bugün gençler, genç çocuklar Denizli'nin 40 derece sıcağında çift idman yapıyorlar. Normal şartlarda bu kulübün bugün Isparta'da, Afyon'da kamp yapması gerekirken kendi tesislerinde ne yazık ki sıcakla boğuşuyorlar, mücadele veriyorlar. Bu çocukların bir ay sonra sahaya çıkacaklar, güç depolaması gerekiyor. Ama bakıldığında çok kötü bir ortam var. Bir de şöyle bir
şey var. Genç topçuların biz şuursuzca satıldığını gözlemliyoruz. Yani futbol şubeden anlayan kişiler yine yok bu kulüpte. Bugün Kadir Kurt diye bir topçumuz Soma Spor'dan Manisa Futbol Kulübü'ne transfer oluyor. Bu adam nasıl olur da buraya gider? Yani bunun açıklaması, izahı olamaz. Bir de yine takımımızdaki genç futbolculara farklı farklı kulüplerden tekliflerin geldiğini ve bu tekliflerin değerlendirilerek bu topçuların satılabileceğini duyduk. Yani böyle bir ortamda futbolcunun olmadığı, transfer yasağının olduğu bir ortamda futbolcu satılması ne kadar doğru? Yani yönetimden biz bir açıklama bekliyoruz. Şayet herhangi bir dediğimiz gibi bu sessiz bir şekilde devam edilecekse mümkün mertebede kongre kararı alınması doğru olur. Yani yıllardan beri en yüksek sekse bunu duyuran biziz. Deniz Spor'dan siyasetin elini çekmesini gerektiğini defalarca söyledik. Bu siyaset bu takıma bir başkan bulur gibi geliyor. Çünkü mevcut yönetimde yarım saat içinde bulundu geldi. Mevcut belediye başkanı da şahsen bunlar bir seçim öncesi bulur diye düşünüyoruz. Ben şöyle dedik ya, siyaset bu işten çekilsin. Deniz'in önde gelen siyaset insanları, iş insanları şunu diyor. Siyaset olmayacak. Ben bugün Deniz Spor'a gelirim. 500 bin lira para veririm, 500 trilyon para veririm. Başkan olurum ama mutlaka siyaset ayağı oluyor. O olmasa şirketleşse daha iyi olur. Onlar olduğu için zaten Deniz'in iş adamları buraya gelemiyor. Ya bu sporu ayıracaksın siyasetten. Bizim buraya gelmemizin en büyük sebebi de budur. Siyaset bu işe girdiğinden dolayı biz buralara geldik. Ondan bir uzak durun. Bir şey daha değil. Deniz Spor şu anda gelse biri alsa devre arasına kadar transfer yasağımız var. Bütün borcu ödesek bile transfer yapamayacağız. Yöneticiler geçen sene satılma istediler. İsim hattı aldılar, kongre yaptılar. 3 defa kongre yaptık, satılacak dediler. Ondan sonra hiçbir faaliyet olmadı. Kardeşim zaten 6-7 ay geçti. 3 tane kongre yaptın. Neden o zaman satılacak diye kongre yaptın? Neden isim hakkını verelim diye kongre yaptınız? Ama ondan sonra bakıyorsun hiçbir faaliyet yok. Her şeyi geçtik. Takımı satmak istiyorsan gelecek adamı şunu yapman lazım. Takımdaki golcün nereye gitti abi? Iğdır'a gitti. Tabii. Sen o adamı sahip çıkacaksın. Oğuz'a sahip çıkacaksın. Bazı toplu sahip çıkıp gençleri onları adapte edeceksin. Devre arası kadar bu takım ortalarda oynayacak. Takımı alacak olan Zeki Turan olsa farz-ı misal gelip de buraya şunu demesi lazım. Ya burada zaten Ömer Şişmanoğlu var. Hakan Çalhanoğlu. Onlar bunlar var. Çimenoğlu var. Diyecek ki bana, ben kardeşim zaten bu takımın devre arasında playoff'u zorlayacak. Ben bu takıma 400 milyon TL verirsen borcumu sıfırlarım. Devre arasından sonra da bu takımı şampiyonluğa oynatırım ya da playoff oynatırım demiş. Sen şu anda takımı satacaksın ama ortada bir şey yok ki. Takımı kampa götüremiyorsun. Takımı en son Bodrum maçında gönderiyorsun. Kendin yoksun takımın başına. Maçta geliyorsun. Maçtan sonra gönderiyorsun. Çocuklar otobüse geliyor. Afyon'a gittiler maça 2 gün önce değil mi? Evet. Ne yaptılar? Evet. Maç günü gittiler. Otelde kaldılar abi. Kalmadılar hatta. Maçtan sonra otobüse geri döndüler. Senin gittiğin yer neresi arkadaş? Afyon. Evet. Sanayisi var mı? Ticareti var mı? Senin Deniz'in ne? Türkiye'nin lokomotifi. Tekstil var. Bütün mermer var. Bakır ticaretin var. Deniz en büyük, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Deniz'de biri. Ama biri sen ne yapıyorsun? Afyon'a gidiyorsun. Afyon Spor'da bizim İbrahim Çelik eski topçumuz sayesinde hazırlık maçı yapıyorsun Kocaeli'yle. Akşama çocukları bindiriyorsun. Hadi ya Allah Denizli'ye. Sonra Deniz'de 43 derecede sabah antrenman, akşam antrenman yaptırıyorsun. Ne bekleyeceğim bu çocuklardan? Hiçbir şey bekleyemem. Yazık günah abi. Önce bak bunları çözmesi gerekiyor bu adamların. Bunu belediye başkanı olur, milletvekilleri olur, parti siyasi hepsi olur. Bunu yapacaklar. Bunu yapmadıkları için biz zaten galiba benim çocuklarım Deniz Spor'da oynamıyor topta. Gitmiş Altınoluk'ta Beşiktaş'ta oynuyor. Neden? Abi altyapıda oynayamıyoruz. Şey var, torpil var. Ahmet'in, Mehmet'in babası doktor, avukat, mühendis. Benim çocuk yetenekli. Nerede oynuyor abi? Beşiktaş'ta oynuyor. Neden? Ben oradan yükselemiyorum abi diyor. Madem bu şekilde yükseleceğiz, önce onları çözmeleri gerekiyor. Bu zihniyet, biz bunu 10 yıl önce bak demiştim ki altyapı, biz kurtulacağız ya abi, para ihtiyacımız var. Zaten biz şirketleşsek de gelir elde etmemiz lazım. Abi gelen altyapı antrenörü dedim ki kardeşim, Ali Çetin zamanında ve başka ondan önceki zamanda Mustafa Üste dedim. Kardeşim sen altyapıya birini getirip koyuyorsan bu adamla 10 yıl sözleşme imzalayacaksın. Bu adama diyeceksin ki koordinatör değişmeyecek. Ahmet, Mehmet, Zeki Turan, Halil Kozcu gitse bile koordinatörü dalacak. Altyapıda U17, U18, U15'lik çocuklar
oynamaya devam edecek. Hocalar aynı olacak, sistem sabit olacak. Okulları, eğitimleri belirli olacak. Biz böyle kurtuluruz. Kesinlikle. Biz şimdi topçu alsak etsek ne olur ki? Yani ben gelsin buradan 1 milyar dolara bizim kulübe alsın biri. Evet. Ne yapacak abi? Adam transfer yapacak. Sen altyapıdan adam çıkarmaktan sonra bu iş olmaz ki. Bunu yapmamışız. Ondan kaybediyoruz abi. Evet. Ondan kaybediyoruz. İlave olarak şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi gerçekten herkesin burada farklı bir yarası var. Buradaki insanlar yaş grubuna bakmayın. Deniz Spor sevdalısı, Denizli sevdalısı. Hepsi memleketin çocukları. Bu arbaya, bu takıma aşık insanlar. Bu takımın bu durumunda olmasından üzülen, uyuyamayan insanlar. Biz bugün burada olanlar ve burada olamayanlarla beraber bir bütünüz. Biz Deniz Spor taraftarının sesiyiz. Bizim bu şehirden, bu belediye başkanından beklentimiz, Sayın Osman Zolan'dan beklentimiz, zararın neresinden dönersek kârdır. Artık yeniden başlayalım. Bu işe sadece tek işi, mesleği Denizli Spor olacak. Bu takımı düştüğü yerden kaldıracak insanlarla beraber bir yönetim kurulması, şeffaf bir yönetim, gelir gider dengelerinin sağlanması ve kulübe kaynak oluşturulması ile ilgili Ar-Ge çalışması yapılması. Bu kulüp isterse bu şehir bu düştüğü yerden çok kısa sürede kalkar. Bunu hepimiz biliyoruz, bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin maddi gücü buna fazlasıyla var. Bugün Denizli'de 3+1 dairenin fiyatı 10 milyon TL. 30 tane daire fiyatına bu kulüp kurtulur. Herkes bunun farkına varsın ve bunu düştüğümüz yerden kalkmak adına bunun için sadece mücadele versin. Son sözü de Zeki Başkanım'a bırakıyorum. Ben son olarak şunu söyleyeyim, arkadaşların dediğine katılıyorum. Yani Denizli gibi sanayinin bol, iş adamının çok olduğu bir ortamda 300-400 milyon liralık bir borcun 7 tane milletvekilinin, bir ekonomi bakanının, eski dönemde ekonomi bakanı yapmış bir kişinin, belediye başkanlarının, Denizli'nin önde gelen sanayicilerinin, Denizli'de başkanlık yapmış kulüp başkanlarının bir masada sadece 3-5 saat oturmasıyla 300-400 milyon borcun ben kapanacağına inanıyorum. Biz de inanıyoruz başkanım. Şu anda Deniz Spor Kulübü'nden benim şahsen istediğim, ya göreve devam ediyorlarsa sessiz kalmasınlar, somut bir şeyler görelim, ya da bu şekilde devam edeceklerse bir an evvel istifa etsinler. Yerine parasız bu takımı Ahmet deplasmanına otobüsle dahi zor götürecek olan Deniz Spor sevdalısı bir adam gelsin. Yani oradan buradan para dilenmekle artık bu işler, ya gönüllü biri gelsin buraya. Deniz Spor sevdalısı bir adam gelsin. Bu takımı yok edebiliyorsa o yok et. Böyle sessiz sedasız bizim kendi çocuklarımıza yemek vermeden kulüp yönetilmez kardeşim. Yani buraya kadar taraftar hani son haddine geldi. Deniz Spor'un borcu dediğimiz gibi çok yüksek bir rakam değil. Ya da belediye başkanı çıksın, açıklama yapsın. Desin ki bu takımı şirketleştirebilecek veyahut da kendi şahsı olarak alabilecek kişileri masama bekliyorum desin. Bu iş bu şekilde kapansın. Üstüne basa basa 300-400 milyon liralık para, bugün 3-4 tane sanayicinin belki de aylık faiz parası. Bu ödenmeyecek rakamlar değil. Lütfen Deniz Spor'a sahip çıkılsın. Dediğim gibi son sözümüz, ya yapıyorlarsa adam gibi yapsınlar, ya da yapmıyorlarsa bırakıp gitsinler kongre kararına. Dediğimiz gibi yani 7 tane milletvekilinin, bir tane ekonomi bakanlığı yapmış adamın, 8-10 tane başkan bir araya geldiği zaman bu borç rahatlıkla para kapanacak değil, rakamlar. Yani bugün Bursa Spor Eskişehir kapandı, kapanmaya yüz tuttu. Adamların borcu milyarlardan bahsediliyor. 1,5-2 milyar. Yani bizim borcumuz o seviyede değil. Bu borç kapanır. Deniz Spor taraftarı olarak da biz her şekilde takımımızın arkasındayız. İkincilik, üçüncülük, bölgesel amatörlük bizim için fark etmez. Deniz Spor'un armasının olduğu her yerde biz varız. Kimse de sahipsiz 50 olmaz. Kişi de kalsak, 100 kişi de kalsak bu armayı, bu şehri, Denizli ismini sahipsiz bırakmayacağımızı bilsinler. Olur. Ben teşekkür ederim.